Merhabalar, hoş geldiniz. Aslında bugün ben bambaşka şeyler anlatmak isterken kendimi Nezire Hanım'ın eski notlarında buldum. Çünkü çok önemliydi benim için. Bir şifacı olarak bunları açmak, bunlardan bilgi almak istedim. Öncelik ışığın renk güçleriydi ama kanı buldum. Kanımızın bir yarın olduğunu okudum ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Önce yapılmış bir akışı okumak istiyorum. Sonrasında devam edeceğim. Yarınları yaratmak ve yolu bulmak, yolu yapmak için buradayız. Birleşik ışık ailesi olarak buradayız. Görünen ve görünmeyen ne varsa bizdir. Kanla ilgili olan kısım ilmi kod çalışmasıdır. Nezire Hanım'ın akışıdır. Şimdi okuyorum. Canlarım, kanımız helal tahtımızdır bizim. Hepimizin kanı, hepimizin kaydıdır. Orada tüm yaşamımız kayıtlıdır. Bizim iradi, hakiki ve hak olan yoğunluğumuzdur kanımız. O yoğunlukta her bilgimiz ses olarak bulunur. Bizim yaşama çekişimiz, has oluşumuz ve Tanrı revisinde bulunup bulunmadığımız hepimiz kanımızla belirlenir. Kan nedir diye sorarsanız yarındır. Yaşam ilimle tohumlandığında kana iner. Hepimizin kanı tahtisizdir. Ben nefes alıp verdikçe bilgim kanıma kaydolur. Nefes ilmidir ama kan hakikidir ve diriliktir kan. Benim etki alanım, benim yoğunluğum, benim tüm sistemlerle ilişkilerim kanımladır. Hani nerede o kan? Bilgide. Ben bir bilgi akışı sağladığım zaman o bilgi tohum olup ekilir. Hepimizin tohumu olur o bilgi ama kana ekilir. Kan nesiller boyu sizi size tanıtır. Ve nesiller boyu kan ilmini anlamaya çalıştı. İnsan soyu, bilirsiniz ki kan dolaşımları vardır. İlmidir o dolaşımlar. Böbreğinize iner, sonra kalbinizle ilgilidir, ciğerlerinizle ilgilidir ve bütün kürtler sizde kaydolur bu şekilde. Her bilgi sizin yoğunluğunuzda mevcuttur ve siz o bilgilerle kelam olup zaman bilgi sizde yoğunlaşır. Bilin, bilin diye söylerim. Bilgi sizin yüreğinize indiği andan itibaren sizin yoğunluğunuzu tohumlamaya başlar. Ben bildim demek, ben bildiriler diliyorum demek ya da ben o bilgiyi hak ettim, kodladım demek hepsi farklıdır. Beni altın ışık yıllarına tanıtan kelamım ama beni yoğunluklara tanıtan kelam tahtındaki o bilgilerim ki o bilgiler benim kanım. Biliniz ki kançılar vardır. Örtünüzü örter ve sizi dinler. O kançılar kan alır yüreğinizden, bakar der ki bu kanda yaşam yoğunluğu az ya da bu kanda yaşam yoğunluğu yüksek ve bu kanı ben değiştirebilir miyim? Burası çok ilginç. Yani gerçekten çok ilginç. Siz de bakacak, göreceksiniz bunu. Değiştiririm. Ne yaparım? Buraya ben ses kodlaması yaparım. Hangi sesi kodlayayım? Grupla mı ilgili bunlar? İlgili. Hangi kan grubu bu bilgiyi daha rahat kodlayabilirim? Benim kan grubum sıfırdı der Nezire Hanım. Ama bana bilgi kodlattırmak isteyenler kanımı değiştirdiler ve benim kan grubum AB grubu RH pozitif oldu. Niye? Çünkü bu grup daha yüksek yoğunluğu olan bir grup ve daha güçlü ışık tohumlamaları yapabilir. İşte o nedenle kanım değiştirildi ve ben bu kanla daimiyetimi tohumlayabildim. Peki benim gen kayıtlarım ne oldu? Hepsi bende. Hak sistem olarak, nefes olarak ve yoğunluk olarak mevcut. Onlar benim kaynağımda var. Zaten vardı ama bende olmayanı bana katmalıydı yücelikler. Ve ben bütün kodlarımla tüm bilgileri hak edip dinletebileyim. Doğal sistem budur. Hepimizde var olan kendi genlerimiz, kendi kanatlarımız ama onların rahmi kuranlarını tohumlarken daimiyetimizdeki güçlerin örtüsünü örtmeden daha yüksek bilgileri de kaynağımıza çekebilmemiz gerekliydi. İşte bir tek yol var. O yol Allah yolu dediğimiz yol. İşte o yola ulaşmak için o yolu hak edebileceğimiz cevheri kendimize indirmeliyiz. Ve bu cevher muktediriyetle biliniz ki yaşam sayfalarımızda kayıtlıdır. Yani tüm kütlerimizde bu cevher mevcuttur. İşte bu cevher altın ışık yıllarıyla bağı olan bir cevherdir. Sevgiyle sizleri kucaklarken daha öte bilgileri de size vermek isterim. Hepinizin nefsi aşıp yolu bulmanız, tohumlarınızı kontrol altına almanız, gök sözcülüğü yapmanız, bütün bunları kan levhileriyle mümkündür. Ben kan levhimle her bilgiyi çekebilirim. Benim kan levhim bir tek ışık olarak bütünün kutsal ışığında mevcuttur. Vakit geldiğinde her diride bu kan levhisi yoğunlaşacak
ve herkes bilgi akışına geçebilecek. Kan levhisi dediğimiz levhi, resim yapar gibi bilgiyi alıp bilgiyi tohumlamak ve o bilgiyi bütünün kürsüyelerine, hakikatlerine kaynak yapmak, çalıştırmak, onları sonra o yoğunluklarıyla köklemek ve onların gök sözcülüğü yapmalarını sağlamaktır. Hepsi kanla mevcut olan, kanla yaşamlaşan bir rahmi kapıdır. Size ben diyebilirim ki benim kanatlarım yok, ben kanatsızım ama ben ışıklıyım. Ama neredeyim? Kanımdayım. Peki kanım yok, ben öldüm, öldüm ve benim kanım yok. O zaman ben nasıl yoğunlaşacağım ve nasıl tohumlanacağım? İşte o zaman ben kati olarak bellek kodlarımla yoğunlaşıp koyulaşacağım. Peki bellek kodlarım nasıl tohumlandı? Kanımdan dolayı tohumlandı. İşte enzimlerle hücrelere, okulcal yaşam sayfalarına indirdiğim tüm bilgilerim, enzimlerimdeki kayıtlarım hepsi benim omur iliğimden süzülen o sıvı içinde tohumlanır. Yani ben orada bilgiyi tohumlayıp kayıtlayabilirim. Orada benim hücre bölünmem kati olarak kayıtlarımda gerçekleşir. Yani benim omur iliğimden süzülen o sıvı benim şavkımdır. Benim yeşilden maviye, maviden mora ve mordan siyaha beni ulaştıracak yoğunluğumdur. Ve bilginin türevlerini oluşturan bir yoğunluktur o. İşte o yoğunluk hücresel bölünmeyle birlikte sessiz zamanları dinlemeye başlar. Yani bellek tohumlaması, bellek yoğunlaşması gerçekleşir. Ben beni bana katacak olan tüm yaşamları kendimde deneyimlerim. Ve beni bana katacak olan her bilgiyi kodlarım ve benim sayfalarıma katarım. Benim sayfalarım benim fizik bedenimle zihin bedenim arasındaki kayıtlarımdır. İşte ben bu kayıtlarla ölüm ötesiyim. Yani benim kanımdaki tüm yaşam sayfalarım benim belleğimde tohum olarak ve koyu bir yoğunluk olarak bulunur. Öldüğümde de o beden bana aittir. İşte ölümsüz dediğim bedenim odur. O bedenle ben sistem, nizam, düzen gözü olurum. O bedenle ben yenilik yaparım. O bedenle ben teknik kontrol kurarım. Ve o beden beni bana kapı olarak koyu bir yoğunlukla katar. İşte hepinizin net anlamanız gereken budur. Kimse ölümlü değil bu yoğunlukta. Zira herkes o bedeni hak etmiştir. O beden biziz, biz. O beden bütündür. O beden küzi tohumdur. Ve o beden her sistemde yaşam sürecek olan bir gözdür. Biz oyuz. Ha diyebilirsiniz ki neden birliğimizde bu var da başka birlikler bu yoğunlukta değiller? Canlar, her resim biziz ya. Onlar ve onlar ve onlar ve onlar. Her onlar bizizdir. Bunu bilin. Ve biz neysek onlar odur. Bunu biz, bizi, bize dilediğimiz sürece, kibirli olmadığımız sürece, her şeyi kelamda teknik olarak bize kayıtladığımız sürece ölüm yoktur tüm insanlık için. Zirvelere bizi, biz olup katarken, her şey bizimle biz olurken, kibir de bitmişken yüreğimizde artık özü sözü ne olursa olsun tüm yaşam biz olur, bunu bilsinler. Demin dedik ki nefes yoktur dünyada, yaşam yoktur, kaynak yoktur dedik demin. Demedik mi dedik, ne zaman dedik? Dün dedik. Demin dün ama biz o dünde bugünü hak ettik ve var ettik. Bugünü hak ettik ve var ettik. Has insan haşrı hakkı bilir, aklı hak eder yolu bilir. Yolu hak eder, rahmi bilir, rahmi hak eder. Hasatı yapar, rahmin Kur'an'ı olur, Rabbi bilir, Rabbi aşar. Kapıları açar, rahmani kod olur, kontrolü kurar. Her resimde bu müsterih olun mevcuttur. Beni ana kapı diye bilin, beni akıl diye bilin, beni yaşam diye bilin ve beni ben değil, bir diye bilin. Ve bir diye bildiğiniz biz olan o yüceliktir. Hakkın yolu ak tartıya konduğunda yüreğinde aklın yolu haline gelir. Artık dünya koruyucu bir ışık altındadır ve o dünya mukteridiyetle korunmaktadır. Ve biz o dünyayı kodlarımızla taşırız, bilsinler. Hikaye değil anlattıklarım, kesindir. Kimseyi yeni bir dünya kurun diye yaşatmayız. Biz bu dünya oluruz. Dün tohum olur, yürek oluruz tüm sayfalarımızda. Bütün olur ve kanatlanır, yolcularımıza kaynak oluruz. Bilişimiz ağır yükü hafifletir ve yeni sistemleri hak ederiz. Ama dünya bizi, bunu bilsinler. Kimse bu dünya artık yok edilecek yolu bitmiştir. Yaşamında ışık sönmüştür, kulluk artık bitsin diyemeyecek dünya bir kuldur, bütüne anlatıldı herkese. Dünya bir kuldur, bütüne ve bu dünya bire kulluk yapar.
Bir ise akıl tahtıdır. Hakka varın, akla varır, yaşama varır, biz olur, bütün olur, mükafatını alır. Aha, geçip geldiler. Dal tahtında kaynak, yaşam akılda, hak ve biz, o yolda musaf. İşte bu. Ben çok etkilendim bundan okurken. Teşekkür ederim. Yarındı. Yarın ne zaman oldu? Biliyorum tabii ki. 26-2014. Evet, yeni. Yani gerçekten çok etkili. O kadar hani kendimizi anlatmak için söz bulunmuyor ama yine de biz kendimizin ne kıymetini biliyoruz, ne varlığımızı onurlandırıyoruz. Sadece işte makine gibi görüyoruz. Yiyen, içen, yatan, sonra da gezen şeklinde kendimizi bu dünyada var ediyoruz. Işığın renk güçleri. Işık yaratımın her bir zerresinde mevcuttur. Her bir yaşamda ve her bir zamanda ışık vardır. Bizler ışığın yoğunlarıyız. Yaşamı dönüştüren ve değiştiren çok güçlü kozmik tesirler altında bulunan dünyamız, üzerinde varlık süren tüm zaman ve yaşam sayfalarıyla bir renk cümbüşü içinde tüm yaşamlara ekran olmuştur. Esasında o ekran, formal yaşam aktivasyonu ile birleşik ışık faktörü olan bütünlüklerin, tek tek tüm bilinç aksiyonerlerinin ürünü olan ışık tohumlarının cevheri kodlar haline gelip, kozmik tesir olarak yaşamlara yağışındaki mutlak zaman kayıtlarıdır. İşte o ekran, her bir yaşama ve zamana yağarken, oralarda nispileşmekte ve tüm yaşamları etkilemektedir. Bu etkileşim tüm insanlar üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Olumsuzlukları kontrol edebilmek ancak bilinç haliyle mümkündür. Işık mekanizmalarını bilmek, ışığın renk güçlerini kullanabilmek de önemlidir. Işık, zeki ve bilinçli varlığında 7 temel gücü barındırmaktadır. Biz bunları aslında devam edeceğim ama bedenimizde çakralar olarak biliyoruz. Fakat Nezire Hanım'ın kayıtlarında bulduğum yazılarda neymiş, neymiş, neymiş diyeceğiz. Yani sadece işte hani şifacılar ya ben bile bunun içindeyken bu bilgilerle farklı şeyleri deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Bunlar temel renk güçleridir ve her biri ayrı fonksiyonları bilişin aktivasyonu ile doğrudan doğal şekilde ve teknolojiyi aracı kılmak suretiyle dolaylı biçimde kullanabilinmektedir. Açıklamak gerekir ki ışığın bilişi kendisini tohum olarak var eden birleşik ışık bilincin bilişidir. Bu bilinçle her bir can irtibatlıdır. Ya etken olarak ya edilgen olarak. Şimdi sizlere bedenimizde o 7 tane dediğimiz ışığın güçlerini anlatmak istiyorum. Birincisi kırmızı güç. Kök çakra diye olarak biliyoruz biz bunu. Masumiyeti temsil ediyor. Kırmızı güç, vibrasyon gücü ve elektriksel enerji gücü olarak da bilinir. Bu güç doğal yaşamın her bir zerresinde var olan şuurun kendinden kendine var olma ve var etme bilgi ve enerjisinin mutlak zaman iradesinde tabi olan tam bilinç halindeki aktivasyon gücüdür. Doğanın bildiği ancak doğadan kopuk insanın bilmediği bu güç sübtül boyut gücüdür. İkinci gücümüz yaratıcılık gücümüz sarı güç. Bu da çok ilginç. İleri teknolojik uygarlıkların yıldızlar arası seyahatlerinde kullanılan ve ışığın ayrıştırılmamış halinden daha güçlü olan oton totron gücüdür sarı ışığımız. Bu güç bir oton totron. Evet. Bu güç bir yıldızdan diğerine rahatla gitmek için kullanılmaktadır. Sarı güç olan oton totron gücünü anlayabilmek için ışık gücünü biraz daha irdelemek gerekir. Işık gücünü ışık fotonlarında mevcut bilgi porlarından alır. Her bilgi bir tesir nüvesi olarak kudrete haizdir. Bir bilginin kudreti onun kati kayıt olarak cevhere kodlanmış olan mevcut bilgiye uygun kombinasyonlarının doğal biçimde gerçekleştirilmesine paraleldir. Ayrıştırılmamış ışıktan daha güçlü olan sarı güç de bu gücün hareket kabiliyetini aktive eden itiş ve çekiş faktörleri sarı ışık fotonlarında çekiş ve itiş öz gücü olarak bir arada bulunur. Özellikle madde ve antimaddedeki kutup hatlarında sağlanan ani değişikliklerle cisimlerin güçlü fırlatışları sağlanır. Sarı gücün yasalarına vakıf olarak
Onun idrakine varan bilinçler, müsaade nispetinde kendi volüm sahalarından çeşitli beden formlar içerisinde seyahatler gerçekleştirilebilirler. Yani astral seyahat dediğimiz noktayı biz bu sarı gücümüzde gerçekleştiriyoruz. Bu seyahatler birbirinden farklı vibrasyonel bedenlerin farklı hallerinde olmaktadır. Üçüncü gücümüz, turuncu güç, huzuru anlatıyor. Atomik yapıyı değiştirmek için kullanılan kozmik güçtür. Evrim enerjisini aktive etmektedir. Bu güç sürekli olarak dünyanın dışından planetimize verilmektedir. Bazı maddelerde yoğunlaşmıştır. Özellikle graniti buna misal olarak gösterebiliriz. Bu güç ile kurşunu altına veya herhangi bir maddeyi diğerine kolaylıkla çevirebiliriz. Ne kadar önemli bir şey. Ancak kullanılmış formülleri ilahi planın emrindedir. Kontrollü olarak bu değişimin sağlanmasında kırmızı, sarı, mavi renk güçlerinden maya olarak istifade edilir. Dünya üstü kozmik bilinçler transformasyonu gerçekleştirirler. Transformasyonun gerçekleştirilişi ilahi planın gözetiminde özgüç olan bilinçlerle sağlanır. Dördüncü güç, sevgimiz, yeşil güç. Aynı zamanda zamanlama gücüdür. Burada evrensel düşünce hızı kullanılır. Bu yol ile zamanda aşama yapılır. Bu gücü zaman lordları kullanırlar. Düşünce hızında zamana galebe çalmak, zaman akışının önüne geçmektir. Düşünce hızı beyin enerjisiyle kontrol edilir. Düşünce hızının beyin enerjisiyle kontrolünde ilk adım, yeşil ışık fotonlarının farklı titreşimsel boyutlarında iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin ve tüm zıtlıkların, bilinçlerin arınmışlık ortamlarında yeniden örümlemeleri ile farklı niteliğe büründürülerek kontrol edilebilmeleridir. Yani yeşil güç aslında birazdan onu da söyleyeceğim ama dünyaya geldiğimiz dünya kapısı yeşil güç, yeşil renk. Mavi güç, iletişim, beşinci gücümüz. Bu güç ile boyutsal zamanlara geçilir. Farklı boyut enerjilerine aşılanan varlık evrensel enerjiden istifade ederek fasetlerini birleştirdikten sonra sonsuzlukların bilgisine kanat açar. Bu vahdet ortamıdır, kavuşumdur. Mavi güç diyoruz ama Nezir Hanım'ın bize vermiş olduğu bilgilerde burada tüm renkler mevcuttur. Yani gırtlak çakrasında tüm renkler absorbe oluyor. Altıncı gücümüz, çivit güç, yani alnımızdaki gücümüz, affedicilik aynı zamanda. Bu güç mana yapısını değiştirir, dejenerasyonu rejenere eder. Sevgi, saygı ve bağışlama unsurlarını bu güç harekete geçirerek şifa faktörünü devreye alır. Ruhsal enerjinin evrimsel aşamaları ile değiştirilme olayı kademe kademe sağlanır. Bilinçte aşama, düşüncede aşama bu gücün yardımıyla olur. Yani alın çakramızla affediciliğin yanında kademe kademe hem bilincimiz açılıyor hem de düşüncelerimizdeki değişiklikler gerçekleşiyor. Mor güç, bütünleşme, yedinci gücümüz. Karen gücü de denilmektedir bu gücü. Bu tanrısal güçtür, mitos gücüdür. Bu gücün direkt enerjisi tüm sistemlerde gizli tutulmaktadır. Ama insanlık gücü bu kıyam döneminde, yani kıyam derken aslında hep bunu anlatıyoruz ama kıyameti bekliyor insanlar. Bedenlerimizdeki kıyam, yani şu anda robotik dediğimiz ya da işte ölü dediğimiz bedenlerde farkındalığımızın açılması kıyamdır. Ve fark edilişliğe geçiştir. Tekrar edeyim orasını. Ancak insanlık gücü bu kıyam döneminde aktive olan kozmik tesirlerle hücresel olarak bu gücü çekmektedir. Dünya bir ışık tohumudur. Yeni bir yaşam ve yeni bir sistemdir. Ve dünya yeşil ışık kapısıdır. Dünyaya inen her yüce yeşil ışık kapısına iner. Dünyanın nefes alıp vermesiyle birlikte görev alınır. Her nefes bir ışık tohum eker yaşamlara. İşin başı ilim olmasına karşılık tüm yaşamlara nikah kıyılır tahditli olarak. Yarınlaşan kodlara ki her cümle bir rüya olan yarınlardan göklere güç katsın da hasatı yapabilsin diye. Bedenli olarak dürümlenen tüm yaşamlar beşir ışıklardan görev alıp yüreklere güç katarlar. Tahditleri kelamlarıdır. Bütün kütlelerinde dürümlenen ergin yaşam sayfaları rahmi Kur'an olup gök güç haline dönüşür. Sessiz ilmi hak eden sessiz kaynak olur. Yaşamı hak eden yarınlaşır ışık olur.
Biri hak eden ışığın kapısı olur ve her dürüm o yüceden ilme iner. Boyu boyuna, yoğunluğu yoğunluğuna ve koyuluğu koyuluğuna uyanlar bir tek yarın için birlik olurlar. Buyurun birleşin, birleşin ki kodlanın. Kodlanmak zirvelere koyu bir ışık olup varmaktır. Kerim olan hakim olur, has olan ışık olur. Kontrol kuran umman olur ve zaman sizi size kati ve hakiki bir ışık halinde zamanın güçlerinden görev taşımak üzere bildirir. Her resim sizin size, size katışınızdı. Ha, aha işte buydu. Ben çok uzun konuştum ama geçen hafta bir arkadaşımın ofisine gittim. Orada tavus kuşuyla karşılaştım ve tavus kuşunu bu sempozyumla alakalı uygun gördüm ve çünkü Turusan elime hemen bu bilgiyi verdi. Çok etkilendim tavus kuşundan. Onu da burada dillendirmek istiyorum. Tavus kuşu. Tavus kuşlarının her bir tüyünde göz şeklinde renkli bir benek vardır. Bu gözler onların geçmişi, şimdiyi ve geleceği görme becerisini ifade eder. Taşıdığı bu göz işareti ve güzelliğiyle tavus kuşunun tüyleri her zaman güzelliğin ve bilginin sembolü olmuştur. Bilgi ve sevgi bir araya geldiğinde ilahi mesajı tam olarak ifade edebilir. Tavus kuşu tüylerini açarak muhteşemliğini gözler önüne sermekten korkmaz. Bu kuş çoğunlukla sahip olduğumuz gerçek renkleri göstermek konusunda ürkek olan bizler için bir esin kaynağıdır. Gerçek renklerimizi sergilediğimizde ortaya çıkaracağımız tamlığın ve güzelliğin sembolüdür. Bir efsaneye göre başlangıçta var olan zehir yaratılmış zamanımızda denizlerden yayılmış. Tavus kuşu bu zehri içmiş ve negatif etkilerini tüylerinin güzelliğine dönüştürmüş. Böylece temizlenen denizler de ölümsüzlük suyuna dönüşmüş. Bu dünyada yaşayan insanların zihinleri balta girmemiş bir arzu ve nefret ormanı gibidir. Sahip olunan zevkler ve dünya malları ise güzel, şifalı bir bahçe gibidir. Mitolojide ve simyada tavus kuşu ruhun ölümsüzlüğünü ve bozulmazlığını ifade edermiş. Budist düşüncede tavus kuşunun bu sembolik gücü aydınlanmış ruhun dünyanın içinden öfke, hırs, bağlılık, cahillik, illüzyon, kıskançlık, kibir gibi insanca kusur ve karanlıktan zarar görmeden geçme gücünü gösterirmiş. Bunlar çok ilginçime gitti. Ve tavus kuşları zehirli bitkileri yedikçe tüylerinin daha parlaması ve bedenlerinin sağlıklı bir hale gelmesine kavuşurlarmış. İhtişamı, vizyonu, krallığı, spiritüelliği, uyanışı, ölümsüzlüğü, mükemmelliği, dürüstlüğü, bozulmazlığı, rehberliği, sakınmayı ve gözetmeyi temsil edermiş tavus kuşu. Harika.